Hocam Giresunspor son 11 maçta 11 galibiyet aldı ve bu maçlarda sadece bir gol yedi. O da penaltıdan. Evet. İki takım çıkıyor Süper Lig'e direkt. O yüzden 3. lastik puan farkını ben hani baz alıyorum. 10 puanlıkta bir fark yakaladı. Giresunspor çok büyük bir avantaj yakaladı. Sizce yolun sonu şampiyonluk olur mu? Ya ben açıkçası bu nasıl diyelim sıkıntılar içinde bir takımın teknik heyetinin, camianın, futbolcularının böyle bir reaksiyon göstermesinin, mükafatının mutlaka ve mutlaka şampiyonluk olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Giresunspor'un bu saatten sonra bu yarışı, bu ruhu kaybedeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bir takım kazanmaya alıştıysa bu alışkanlığından geri durması kolay değildir. Mutlaka kırılmalar olacaktır sezonun sonuna kadar. Umarım ki olmaz ama kırılma olduğunda da bu takımın bu takımdaşlık ruhu, bu kazanma arzusu ve isteği onları Süper Lig'e taşıyacaktır. Herhalde çok 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 önemli bir başarı. Bunun hikayesi yazıldığında ve anlatıldığında içinde kim bilir neler var, ne yaşanmışlıklar var, ne sıkıntılar var. Bunu tabii ki belki kafamızda canlandırabiliyoruz ama onlardan dinlemek daha keyifli olacak. Biraz daha şampiyonluğun keyfini onların ağzından dinlemek açıkçası benim adıma daha şık olacak, daha güzel olacak gibi duruyor. Şu andaki Karadeniz takımı da bir avantaj yakaladı. Giresun Samsun. Bakalım nasıl bitecek yarış. Evet. Hocam Bursaspor'u da soracağım. Bursaspor gençlerle transfer yasağına rağmen iyi geldiler buraya kadar. Hatta ilk yarıda bir kulüp potasının da içine girdiler, çıktılar. Bursaspor'u konuşalım. Bursaspor'u soranlar olmuş. Yani şu var, Süper Lig'den kopup ayrılıp kümede kalma mücadelesini başaramayıp düşüp TFF birinci lige düşen takımlarımız bu futbol 1959 yılından beri tescil edildi ligler biliyorsunuz. Oradan beri 62 yıldır birçok takım oldu. Ama öyle takımlar var ki Süper Lig'den ayrılışı özellikle bizim yaş grubumuz için hep kalbimizde bir sızı, bir acı yaratan takımlar var. Yani bu evet şu anda Eskişehir, evet Adana Demirspor, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Kocaeli, Sakarya. Yani ismini sayamadığım, aklıma gelmeyenler varsa özür dilerim ama özellikle taraftarıyla, özellikle illerinin futbola olan sevgisiyle bunlar Süper Lig'e ayrı bir hava, ayrı bir renk getiren takımlardı ve bunların ayrılışları, kopuşları çok üzücü oldu. Amatör liglere, amatör kümelere kadar düşenler oldu. İşte isminin önüne ekler alarak işte borçlarını kapatmaya çalışan, yeni bir takımla mücadele vermeye çalışanlar oldu. Ama onların yeri tabii ki bu liglerde çok farklı. Ben bu nedenle bu takımlarımızın bir an evvel ait oldukları ve keyif verdikleri Süper Lig'e dönmelerini isterim. Giresunspor'da ligi görmüş bir takım. Bu nedenle de İstanbulspor benim profesyonel olarak ilk imzayı attığım kulübüm. 5 sene oynadım, takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluk yaşadım bu kulüpte. Onun da tekrar Süper Lig'e dönmesini çok arzu ediyorum. Futbolculuk döneminde şampiyonluk yaşadım. TFF 1. Lig'e çıkmıştık. Sonrasında Süper Lig'e çıkarken ben Mersin İdman Yurdu'na transfer olmuştum. Bu başarıda payım yoktu açıkçası ama Süper Lig'de de Cem Uzan döneminde, Cem Uzan'ın başkanlığında farklı ses getiren, çok önemli isimleri takıma katan bir takım hüviyetindeydi. Bu nedenle de şunu söyleyebilirim. Bu tip takımların mazisi olan, Süper Lig geçmişi olan takımların gelip Süper Lig'de performans yapmalarını ben de özlemle bekliyorum. Yani hocam camiası olan çoğu takım var. Saydığınız gibi. Kocaelispor, Sakaryaspor mesela ikinci ligde. Onun yeri ikinci lig bile değil. Birinci lig bile değil. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bu arada özür dilerim. Bursaspor ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sorunun bir kısmını cevaplayamadım. Bursaspor şampiyonluk görmüş bir takım. Yani kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan sonra Anadolu'dan bir takımın şampiyon olması, bunların arasından sıyrılması, o dev bütçelerin arasında kısıtlı bütçeyle bu yarışın içinde olmaları ve ipi göğüslemeleri çok kolay değildir. Evet, bunu geçen sene Başakşehir takımı da başardı. Ama Bursa çok farklı bir şey. Ben futbolculuk dönemimde Bursaspor'a karşı rakip olarak da çok oynadım. O eski statta gerçekten çok farklı anılarımız var, geçmişimiz var, yaşanmışlıklar var. Teknik direktörlük kariyerimde Karagümrük'ü çalıştırırken aynı gruptaydık ve karşı karşıya oynadık. Hep o sahada, statta o
seyircinin önünde oynamak keyif verdi. Tıpkı Eskişehir'de, Adana'da, Adana Demirspor'a karşı, Mersin'e karşı oynadığınız zaman da bu keyfi alırsınız. Giresun'la da, Giresunspor'la da ayrı maceram vardır. Kasımpaşa'da oynarken aynı gruptaydık TFF 1. Lig'de. Ben kaleciydim, Abdullah Avcı da santrafordu. Ben Mersin'den kiralık olarak gelmiştim ara transfer döneminde. Kümede kalma mücadelesi veriyorduk. Şartlar bir hayli zordu bizim için. Giresun biraz rahattı ve biz Giresun deplasmanına gittik. Son iki maç. Bizim son maçımız içeride Sakaryaspor'la oynayacaktık. Giresunspor'a bizden alacağı bir beraberlik yetiyordu. Açıkçası hani bununla tabii ki şike değil ama sahanın içinde bu tip konuşmalar olur. Takım kaptanları nezdinde, oyuncular nezdinde, hatırı birbirlerine karşı hatırları olan, selamları olan, muhabbetleri olan oyuncular karşısında ya işte size beraberlik yetiyor. Biz de sizden berabere kalırsak, içeride Sakarya'yı yenirsek bizim de kümede kalma şansımız var. İşte hani berabere bitirelim, sıkmayın, asılmayın gibi böyle konuşmalar oluyordu ama aldığımız reaksiyon çok enteresandı. Hayır, kim kazanırsa o yoluna devam etsin. Evet, olması gereken de tabii ki de buydu. Ve maç başladı. Biz iki kere kaleye gittik. Abdullah Avcı ikisinde gol yaptı. Ondan sonra bizim ceza alanının içinde geçen ve orada biten bir karşılaşma oldu ve biz kazanarak geri döndük. Giresun küme düştü. Biz içeride Sakaryaspor'la berabere kaldık Giresun'u yendiğimiz için ve o bize yetti. Biz kümede kaldık. Giresunspor'la ilgili de böyle bir anım var. Ama Bursaspor her zaman çok farklıdır. Yeni stadında Bursaspor'un mutlaka Süper Lig'de devam etmesini düşünüyorum. Yani isteyenler dedim. Gençleriyle senin de söylediğin gibi çok fark yarattı. Yani bugün ana transfer dönemi yazın başladığında bunu mutlaka göreceğiz. Birçok oyuncusuna, belki de takımın tamamına yakın kısmına Süper Lig takımlarından, Avrupa'dan talepler olacak. Bu oyuncuları, bu genç oyuncuları vitrine çıkarmak çok önemliydi. Belki şartlar itti bunu Bursaspor'a ama Bursaspor bunları, bu genç oyuncuları fazlasıyla vitrine çıkardı ve sezon sonunda kapısı çalınacaktır diye, fazlasıyla çalınacaktır diye düşünüyorum. Ama gönül arzu eden gönül, bu gençlerle beraber Bursaspor'un playoff'tan da olsa bu şansını sonuna kadar zorlamalarını açıkçası çok isterim. Anladım. Hocam İstanbulspor'dan sorular var. İstanbulspor'u Fatih Tekke'yi nasıl değerlendiriyor hoca demişler. Bir de Bandırmaspor'la ilgili sorular var. İkisini de cevaplarsanız sevinirim. Tabii ikisinin de mücadelesi gerçekten çetin ve ben son haftalara kadar bu mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum. Kadro kalitelerine baktığınız zaman ben izlerken her iki takımın da keyif alıyorum oyunlarından. Futbollarından keyif alıyorum. Tabii çok enteresan bir statü dediğim gibi. Statünün içinde neler olup neler biteceğini son haftalara kadar kestirmek çok zor. Ama şu anda belki kestirilebilir bir sonuç varsa bana göre Giresunspor liderliği veya lig ikinciliğini bırakmayacak. İşini playoff'a bırakmayacakmış gibi gözüküyor. Takım da bu şekilde gidiyor. Ama İşte İstanbulspor'un mücadelesi, Bandırma'nın mücadelesi, tecrübeli hocaları var, ligleri bilen kaliteli hocaları var. Keşke tabii ki inşallah o zamana kadar bu sıkıntı sonlanır, sonuçlanır. En azından playoff karşılaşmalarının seyirciyle oynanması çok daha ayrı bir keyif, çok daha ayrı bir lezzet katacaktır diye düşünüyorum. Çünkü futbol seyircisiz olmuyor, oynanmıyor. Yani bizler de maçları yorumlamaya gidiyoruz ama inanın o boş tribünlerde siz bile maçı yorumlarken böyle bir havaya girmek, bir maça konsantre olmanız gittikçe zorlaşıyor. Özlem duyuyoruz. Kesinlikle. Biz de taraftarlarla beraber o atmosferin içinde olmaktan özlem duyuyoruz. İnşallah bunu en kısa sürede atlatırız. Çünkü her takımın seyircili oynamaya ihtiyacı var. Hocam 3'te 1 kapasiteli de olsa ben artık açılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka yani artık işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman işte okulların 2 gün ve bu kısım okullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini verdi öğrencilere. Ki öğrenci olduğum zamanlarda benim için bu tip şeyler pek müjde gibi gelmezdi ama eminim ki bu pandemi sürecinde birçok öğrenci okullarını özledi, arkadaşlarını özlediler. Onların ait olduğu yer oraları çünkü onların sayesinde geleceğimizi onlara teslim edeceğimiz için onların eksiksiz eğitimlerini almaları, bu pandemi sürecindeki açığı mutlaka kapatmaları gerekiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş sanki bu pandemi sürecinden böyle
aşılarının da artmasıyla, aşılanan vatandaşlarımızın sayısının da artmasıyla birlikte tribünlere de senin de söylediğin gibi en azından üçte bir oranında, ki statlarımız artık buna çok müsait statlar haline geldi. Yeni statlarımız var ve bu aralıklarla insanların biraz daha bu sporun, futbolun içinde olmalarını çok arzu ediyorum. Az önce de söylediğim gibi inşallah temennim gerçekleşir. Playoff'larda hep beraber playoff'ları en azından taraftarla oynanmasını beceririz, başarırız diye düşünüyorum. Bu arada hocam, katılımcılara şunu söylemek istiyorum. Yani görüyorum, sağ olsunlar, selamlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Toplu bir selam vermiş olayım ben de buradan. Hocam Kayseri'den, Zonguldak'tan, Kocaeli'den her yerden ben de gördüm. Bir sürü destek mesajları var sizden. Evet, Zonguldak'ta ben bir dönem çalıştım, Zonguldak Spor'da. Çok da güzel bir ilimizdir. Orada futbol sevgisi de bambaşkadır. Çok futbol, nasıl diyeyim, orada özellikle Trabzon kökenli olup Trabzonsporlu ve aynı zamanda Zonguldak Spor taraftarı olanlar vardır ve futbolu çok iyi bilen bir şehirdir. Süper Lig'de de inanılmaz macerası olan, oralara işte Tümer Metin gibi birçok ismi kazandıran bir takımımızdır. Köklü bir takımımızdır da Zonguldak Spor. Hocam ben de Zonguldak'tayım bu arada. Öyle mi? Aa, ne güzel. Hatta bugün bir cenazemiz vardı, gidemedik Covid'den dolayı. Başınız sağ olsun. Evet. Teşekkür ederim. Ben yakınımız var orada. Aynen. Dayanmak teyzemler. Herkes orada da bizim. Birinci Lig'le ilgili son bir soru alacağım. Ondan sonra Süper Lig'e geçelim hocam. Evet. Altın Ordu artık Süper Lig'e hak ediyor demişler. En son 3-1 öndeydi Altay deplasmanında. Bu gençlerin kendisini Süper Lig'de göstermesi çok önemli demiş bir seyircimiz. Katılıyor musunuz? Vallahi kesinlikle katılıyorum. Bu Altın Ordu'nun misyonu çok farklı hale geldi ülkemizde. Bana göre tüm Süper Lig takımlarının rol model alacağı bir takımız. Yani Altın Ordu Süper Lig'de çıkar, çıkamaz, başarır, başaramaz ama Altın Ordu'nun ülke futbolu adına taşıdığı bayrak, taşıdığı misyon bence Süper Lig'in de çok üstünde. Yani oradan oyuncularını işte Avrupa'ya ihraç etmesi, ülkemizin birçok Süper Lig takımında ve TFF birincilik takımlarında birçok altyapısından yetişmiş, A takımda forma giymiş oyuncularının bu servisleri yapması çok önemliydi. Gerçekten Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Büyük emek veriyor, parasını harcıyor. Evet, şimdi ben böyle söylediğimde belki şunu söyleyebilirler. Hocam harcıyor ama işte oyunculardan kazanılan paralar var. Şunu söylemek gerekiyor. Bir yatırım, futbol başkanlık böyle yatırım yapanlar, bunlar dipsiz bir kuyudur. Paranızı koyarsınız ama parayla başarıyı satın alamazsınız. Onun için de çok büyük bir kumardır aslında bu iş. Ama bunu başaran bir başkan var. Bir felsefesi var bu felsefesinde. Hem takımındaki üst ve altyapı teknik adamlarına hem de oyunculara çok iyi aşıladığı için artık tarlayı ekti. Ürünleri de yavaş yavaş toplamaya başladı. Bundan sonra da toplayacaktır. Belki Süper Lig'e çıkmasıyla da çok farklı bir misyona da sahip olabilir. Her ne kadar bundan birkaç sene öncesinde hatırlıyorum Sayın Başkan'ın bir açıklaması vardı. Ya ben Süper Lig'e çıkmak istemem. Burada devam edeyim derdi. Ama sonradan da hemen arkasından da şunu söyledi. Ha belki şöyle olur dedi. Çıkarım dedi. Hemen düşerim dedi. Oradaki paralarla kazanır. Yani çıkma primi olsun. İşte maç puan primi. Performans primi olsun. O paralarla yine yatırım yaparım demişti. Ya inan bu benim gerçekten çok hoşuma gitmişti bir futbol sever olarak. O nedenle umarım başkan gibi düşünenlerin ve bir kısım parasını bu işe yatıranların hep yanında olalım. Onlara teşvik edelim. Sayıları da inşallah artar. Hocam teşekkür ederim. Süper Lig'le ilgili sorularıma geçeceğim şimdi. Altta seyircilerimiz farklı konulara da sorular soruyorlar. Tabii. Görmedim zannetmesin. Aslında bazıları benim sorularım içinde de var zaten. Onları konuşacağız. Süper Lig'le devam edelim. Şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Üç büyükler zirvede. Galatasaray 3 puan önüne geçti şu an Beşiktaş'la Fener'in. Valla uzun zamandır hepimiz zirvede böyle bir mücadelenin tanıklığını yapmadık. Yani evet iki takım çekişebiliyordu. Evet üç takım çekişebiliyordu ama şimdi bakıyoruz. Bundan 8-10 hafta evveline gittiğimiz zaman ne Beşiktaş'ı ne de Trabzonspor'u bu yarışın içine çok fazla dahil edemiyorduk açıkçası. Belki Beşiktaş'ı kısmen ama Trabzonspor'un bu yarıştan sanki çok fazlasıyla koptuğunu düşünüyorduk. Ama bana göre Trabzonspor kimin ne kadar iddiası varsa
en az şu anda Trabzonspor'un da iddiası olduğunu düşünüyorum bu yarışın içinde. Çünkü hem oynadıkları oyunun kalitesi, hem o takımdaşlık ruhundan bahsettik ya az önce, işte Giresunspor'dan bahsettik bir alt ligdeki. Trabzonspor'da bunu fazlasıyla yaşıyoruz. İşte o bir Abdullah Hoca'nın bir kasket olayı, bir hareket başlatması. Bugün sadece spor kanallarında değil, haber kanallarına baktığımda Trabzon ilinden görüntüler, hani bir çarşıya bir pazar görüntüsü gösterdikleri zaman bile herkesin kasketli olduğunu görüyorum. Ya bu bir bütünlük, bir birliktir. O kasket orada bir semboldür. Bu nedenle de şunu söyleyebilirim. Trabzonspor yarışın içinde sonuna kadar olacak. Bu hafta sonundaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması belki Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki fotoğrafını bize çok net çekemez. Ama net çekeceği bir şey var. Fenerbahçe'nin kulübesinin fotoğrafını çekecek. O fotoğraftan ayrılanlar olabilir ters bir sonuçta. O nedenle de bence Fenerbahçe'nin alacağı bir puan Fenerbahçe'ye Trabzon deplasmanında yetmeyeceği için, kazanma odaklı çıkacağı için, aynı şekilde evinde Trabzonspor'un zaten hedefi 3 puan olacağı için çok güzel bir karşılaşma, bol gollü bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşiktaş geçen haftayı bay geçirdi. Bay geçiren takımların bir sıkıntısı var. Mutlaka ve mutlaka o bay haftasına 3 puan en azından önde girmeniz gerekiyor. Çünkü bir anda zirveden ikinci, üçüncülüğe düşebiliyorsunuz. Sadece Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın kazandığı bir hafta oldu. Beşiktaş bu yönden diğer takımların puan kaybetmesi, özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Beşiktaş'ın bay haftasında biraz sanki kağıdı gibi gözüküyor. Evet. Beşiktaş da evet, Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam Erzurumspor'la kendi evinde oynayacak. Geçen hafta evet, çok önemli bir eşik maçını iyi geçirdi Galatasaray. Her ne kadar rakibi %80 topa sahip olsa da Galatasaray'ın ilk 10-15 dakika içinde skoru çok büyüteceği pozisyonlar buldu. Ama ikinci yarı ve oyunun sonrasında gelişen oyuna bakarsak Alanya'nın müthiş bir üstünlüğü vardı. İlk defa belki de Galatasaray'ı ve Fatih Hoca'nın takımını bu kadar savunma yaparken gördük. Ama savunma da bu oyunun olmazsa olmazıdır. Bazen takımlarınızı nasıl işte çift santrafor, 3-5-2 gibi formatlarla oynatabiliyorsanız, zaman zaman da takımınızın iyi savunma yapacağını, iyi takım savunması yapabileceğini ispat etmeniz de çok önemlidir. Galatasaray'dan bundan sonra böyle bir oyun bir daha sezon sonuna kadar zor görürüz gibi geliyor. Oyunun bir bölümünde görebiliriz ama bu kadar uzun bölümünde göreceğimizi zannetmiyorum. Beşiktaş'ın da gerçekten hem Laiç'in hem Oğuzhan'ın tekrar eski formlarına yakın bir seviyeye gelmeli. Sakatlarının Rıdvan'ın iyileştiğini duydum. Rıdvan'ın iyileşmesi. Vida'nın biraz performansının sezon başına oranla çok daha iyi yerlere geldiğini görmesi. İki tane genç kalecisinin formu. Sakat mı değil mi diye endişeyle transfer edilen Abubakar'ın takıma inanılmaz katkı vermesi. Larin'in sezon ana transfer döneminde takasla bile isminin geçmesi ama buna rağmen takımda kalıp şu anda bana göre fizik kalite olarak takımda herkesin önünde olması, o arka direkt gollerine bizi alıştırması, Cenk Tosun'un gelip kaldığı yerden son 10 dakikada girip oyuna 2 tane gol atması onun için de ayrı bir moral oldu. Beşiktaş da isim üstünde. Yani zirvedeki takımlarımıza baktığım zaman biraz performans olarak sallanan Fenerbahçe gibi gözükse de ben Fenerbahçe'nin iyileşip dönen Gustavo, İrfan Can'la birlikte bu yarışın en önde giden isimlerinden bir tanesi veya ipi göğüsleyebilecek isimlerinden bir tanesi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hocam, Mesut Özil transferini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Mesut Özil Ronaldo'lu, böyle Ramos'lu kadroda bir iki topun başına geçip şutu çeken isimdi ama bu maçta gördük ki Mesut'u geçtim, Sosa varken yani farklı isimler kullandı. Yani ben konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Yani şu var, takımlarda bu tip atışları teknik direktörseniz takımınızda bunun mutlaka işte duran toplardaki adam paylaşımından tutun, size atılacak serbest atışlardaki baraja girecek baraj kaptanından tutun, her şeyi belirlersiniz. Korneri kim atacak, hangi kanattan kim kullanacak, frikikleri kim kullanacak, penaltıyı birinci şu atmazsa ikinci isim şu veya üçüncü isim şu diye anlatılır. Hafta içinde belirlenir. Hatta takımlar ısınmadan içeri geldiklerinde
tahtaya yazılır ki çıkarken herkesin kafasında olsun diye. Yani bunun unutulması, bunun atlanması mümkün değildir. Unutulma veya atlanma olursa zaten kenarda teknik adamlar ve yardımcıları mutlaka müdahil olurlar sahanın içine. Ancak bu olayın yaşanması maalesef dışarıya şöyle bir fotoğraf verdi. Ya bu paylaşımı yapmıyorsanız bu takımda sanki teknik adamın bir hakimiyetsizliği gibi, ki ben bunu dillendirmek bile istemiyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olmamalı en azından. Gözüktü ama. Böyle bir fotoğraf verdiniz. Umarım ve tahmin ederim ki bir daha Fenerbahçe'de böyle bir olay yaşanmaz. Yani birçok takımımızda penaltıda küsenler, darılanlar, ben atayım diyenler, arkadaşının elinden topu alanlar da gördük büyük takımlarımızda. Bu olaylara evet, çok rastladık. Ama Fenerbahçe'nin şu andaki konusu bu değil. Fenerbahçe'nin konusu bu psikolojik olarak, evet Galatasaray'a mağlup oldu. Evet, evinde yine son hafta mağlup oldu. Ama bu patenajı yaptıktan sonra büyük takımların en önemli özelliği seri galibiyetler almaktır. Fenerbahçe'nin onun için bir Trabzon deplasmanı galibiyetine çok ihtiyacı var. Ama bu kolay mı dersen, yani belki her takım bu sene bunu yaşıyor. Seyircisiz yani Trabzon stadına gittiğiniz zaman o seyirciyle çok farklı atmosferde oynarsınız. Onun için artık bir deplasman havası gibi değil, ama ne olursa olsun Trabzon'a gidiyorsanız maç seyircisiz de olsa orada o maçın baskısı çok farklı. Bir de Trabzonspor'da tabii sıkıntılar da var. Yani pandemiden dönecek özellikle 3 kalecinin en azından bir tanesinin negatif çıkması beklentili var. Umarım hepsi negatif çıkar. Acil şifalar diliyorum. Ama geçen hafta Başakşehir karşısında hani 17 yaşında bir lise talebesi kaleye geçti ama evet, kritik nasıl değerlendirdin bir kaleci olarak? Kritik ayaklarıyla kurtardığı bir pozisyon vardı. Gulbrandsen'in son dakikalarda vurduğu bir top. Sonra baktık çok rahat bir çalım atması vardı rakip forvetten yediği baskıya rağmen. Evet, bir lise talebesiydi kaleye geçen. Ama ben şunu söylüyorum. Bir ana okul talebesi de kaleye koysaydı Trabzonspor orada, Başakşehir'in ona bile gol atacak hali yoktu. Yani inanılmaz bir şekilde Başakşehir'deki düşüşün sebeplerini herhalde padişah fermanı gibi bir listeye yazarız. O kadar uzun sürer. Ama bu kadar keskin düşüş Başakşehir için çok büyük tehlike sinyallerini beraberinde getiriyor. Hocam Okan Buruk şampiyon yapmıştı teknik direktör. Okan Buruk da herhalde kocaman geldi. Yine bir çağrı olmadı Başakşehir'e düşme hakkında. Yukarı konuşmamızda, telefon konuşmamızda ben onunla konuşmadan önce yayında bir düşüncemi dile getirmiştim. Sonra kendisi aradı, konuştuk. Benim düşüncemin doğru olduğunu, Başakşehir'in önünü açmak için, Başakşehir'e zarar vermemek için kendisinin istifa ettiğini, kendisinin ayrılığı dile getirdiğini, yoksa yönetimden onu hani amiyane tabirle tırnak içinde hani gönderilme, kovulma adına ne dersiniz diyeyim, böyle bir sürecin yaşanmadığını tahmin ediyordum ve öyleymiş. Bence şık bir davranışta bulundu. Çünkü bazen teknik adam olarak bir takıma gelirsiniz, bir şeyleri düzeltmeye çalışırsınız, felsefenizi oyunculara, oyun sisteminizi oyunculara aktarmaya çalışırsınız ama olmaz. Olmayabilir. Yani bu boyacı küpü değil, daldır çıkar istediğin rengi alsın. O nedenle de o zaman bazen ayrılıklar hem size hem de kulübe daha az zarar gelmesine sebebiyet verebilir. Şu anda Okan Buruk ayrıldı ama Türkiye'nin şampiyon hocalarından bir tanesidir. Tıpkı Bursaspor'u evet, şampiyon yapan, şimdi Samsunspor'un başında olan Ertuğrul Sağlam Hoca gibi. Bu apoletiyle zaten futbolculuk background'uyla beraber önümüzdeki dönemlerde mutlaka ve mutlaka yine bir takımın başında izleyeceğiz Okan Hoca'yı. Ama Başakşehir'de bu kadar keskin düşüş, yani açıkçası çok zor. Yani ben orada sadece sorunun zaten maddi olmadığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Orada sorunun bireysel performans ve dolayısıyla takım performansının dip yapmasından olduğunu, etkisinin %50 ise en az diğer %50'lik etkisini de oyuncuların mental olarak, psikolojik olarak bu düşüşten çok etkilendiğini düşünüyorum. Artık orada ki süren trene diye bir terim vardır biliyorsunuz futbolda. Bazen takımlar böyle olabilir. Bazen süren trene dönemlerini hissederseniz teknik adam olarak ilk yapacağınız iş antrenmanların dozunu şiddetine düşürmektir. Biraz daha eğlenceli hale getirmektir. Ne kadar getirebiliyorsanız bu kötü süreçte. Ama ilişkilerini futbolcularla çok iyi kurabilen,
Futbolcularla diyalogları çok iyi olabilen teknik adamlar bunu başarabiliyor. Ama acaba bu isim şu anda Aykut Hoca mıdır? Bu konuda bilmiyorum. Benim biraz tereddütlerim var. Çünkü çalışmadım kendisiyle. Futbolcu olarak çalışmadım. Aynı ekipte yer almadık. Ama dışarıdan gözlemlediğinde sanki Aykut Hoca'nın futbolcularla birebir iletişimin çok yüksek dozlarda olduğunu zannetmiyorum. Yani birkaç isim vereyim. İşte bir Fatih Terim gibi, bir Şenol Güneş gibi, bir Sergen Yalçın, bir Abdullah Avcı gibi oyuncuya dokunuşlarını çabuk hissettiren ve netice alan bir teknik adam gibi gelmiyor. Umarım ben yanılıyorumdur. Çünkü Başakşehir'in böyle bir dokunuşa, böyle bir birlikteliğe ihtiyacı var. Hocam Süper Lig'e bir ara verelim. Bir tane seyircimiz çok ısrarla soruyor. Benim sorularımdan biriydi zaten bu da. Amatör futbol ve futbolculara neden önem verilmiyor diye Ya bir çok soru var. üzülüyorum sevgili Can. Bana da bu konuda hem yayında yazanlar çok oluyor. Amatör Kulüpler Federasyon Başkanı Ali Düşmez benim çok sevdiğim bir abimdir. Yaklaşık 35-40 sene öncesine dayanır dostluğumuz. Ve bu konuda amatör futbolculardan ve bu işin emekçilerinden bana gelen mesajlara hiçbirimiz kayıtsız kalmadık. Kalamayız da çünkü ben de oralardan gelmiş ve oraların zorluğunu, oraların meşakkatini iliklerine kadar yaşamış bir eski futbolcu eskisiyim, eski bir kaleciyim. Çok iyi biliyorum onların sıkıntılarını ve bu beni çok derinden yaralıyor ve üzüyor. Elimden geldiğince destek olmaya, onların sesi olmaya çalışıyorum. Ekranlardan dile getirmeye, taleplerde bulunmaya çalışıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nda Profesör Doktor Soner Şahin var. Benim çok iyi bir kardeşimdir. Çok severim kendisini. Ona soruyorum, işte pandemiyle ilgili sağlık kurulunun kararları ne, amatör futbol başlayacak mı? Ama her şey dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Şunu bir kere göz ardı etmeyelim. Ali Düşmez'le de konuştuğumda o da başlatılmasını istiyor. Sağlık kurulundan doktor arkadaşımla konuştuğumda o da başlatılmasını istiyor. Ama şu var, ülkedeki pandeminin seyri belirleyecek bunu. Bugün evet restoranlar da açılamıyor. Bugün sadece paket servisleri, bugün kafeler açılamıyor. Bugün işte düğün salonları gibi birçok sektör inanılmaz bu işten zarar gördü ve maalesef bizim futbol endüstrisinin bana göre atölyeleri olan amatör takımlar ve amatör futbolcular da bundan inanılmaz zarar gördüler. Ben de amatörlük dönemimde buradan para kazanan ve evime buradan ekmek götüren bir insan olarak, bir eski futbolcu olarak onların hislerini, onların sıkıntılarını sonuna kadar hissedebiliyorum. Elimden geldiğince destek oldum ve bundan sonra da olmaya çalışacağım elimden geldiğince. En azından bunun unutulmaması için dillendirmeye çalışacağım programlarımda. Devam edeceğim. Teşekkür ederim hocam. Yani halı sahaları bile özledik yani yasak olan bir sürü şey. Yani tabii ya bir şekilde bizleri bir araya getiren ya bir iş, şunu kaybettik. Bizler ülke insanları olarak teması seven insanlarız. Ya tokalaşmayı, sarılmayı, sevdiklerimizi öpmeyi. Ben şu anda annemin evindeyim, Kasımpaşa'dayım. Hatta arkadan perdeyi açtım da Kasımpaşa Stadı gözüküyor. Bizim evimiz tam kalenin arkasındadır. Ya ben kendi anneme sarılmayı, evladıma sarılmayı, hani böyle içten bir sarılmayı özledim. Bunun gibi herhalde birçok özlem duyandı. Veya ne kadar kıymetliymiş bunlar bizim hayatımızda. Biz bunları kaybettikten sonra anladık. Maalesef. Peki. Hocam tekrar derbiye dönecek olursak Trabzonspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kaybederse Erol gider mi diye bir soru var. Ya bizim ülkemizin gerçeklerine baktığımız zaman yani bu süreç hızlanır. Çok hız verir. Yani Fenerbahçe kaybettiği zaman kolay değildir. Bakın ligin 26. haftasına geldik yanlış hatırlamıyorsam. Yani 26 haftada eğer Fenerbahçe'nin biz muhtemel 11 diye ekranlara arkadaşlarımız muhabirler verdiği zaman 2 kanal, 3 kanal, spor kanalları arasında en az 4-5 isim farklı veriliyorsa bilin ki orada bir sıkıntı vardır. Yani Fenerbahçe'nin Gustavo da özellikle sakatlandıktan sonra Fenerbahçe'nin orta sahasını sayamıyorsunuz. Kim olur diyorsunuz. Fenerbahçe'nin işte formsuzluklardan dolayı forvet hattını sayamıyorsunuz. O kim çok alternatif olmasına rağmen sayamıyorsunuz veya şöyle bir şey söyleyemiyorsunuz. Şimdi Beşiktaş'tan bahsederken hepimiz Beşiktaş'ın maçının başlama düdüğü çaldığında ne bekliyoruz? Yüksek tempolu bir oyun, arzulu, coşkulu bir Beşiktaş.
Abubakar Larin'in öndeki performansıyla gol her an gol bulabilecek bir Beşiktaş. Ve en azından 8 kişinin 11'de 8'ini hepimiz biliyoruz. Galatasaray'a geliyorsunuz. Son maçı tırnak içinde dışarıda bırakmak istiyorum. Orada Fatih Hoca'nın hem rakip takıma hem de teknik ekibine, rakibin teknik ekibine fake attığını düşünüyorum. Yani Kasımpaşa maçında sanki birçok oyuncuyu dillendirmiş gibi Taylan da dahil olmak üzere gösterdi. Bu maçta oynatacak zannettik hepimiz ama hiç öyle de yapmadı. O kadroyla sahaya çıktı gibi. Değişen sisteme ayak uyduran bir Galatasaray. Ara transfer döneminde her şampiyon olduğu sene ara transfer döneminde ben Luyendama ile Markay'ı transfer etti hoca. İki tane savunmanın merkezinde en önemlisinde ara transfer döneminde şampiyon oldu. Şimdi bakıyorsunuz Muhammed'i transfer etti. Şu anda Muhammed'i her takım isteyecek konumda. Çok değerli bir santrafor. Uzun süredir bu tip özelliklere sahip olan santrafor görmedik. Bir oyun anlayışı var biliyorsunuz. Özellikle diyelim ki iç sahada baskıyla başlar. Topa çok sahip olur. Pas oyunu oynar. Kanat organizasyonları yapar. Trabzon'a bakıyorsunuz. Coşkusu çok yüksek bir Trabzon. Kazanma arzusu çok yüksek bir Trabzon. Tempolu oynayan bir Trabzonspor. Emre Kamesi ile yükselen Canini performansıyla keyif veren bir Trabzonspor. Bakın bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ama Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman bu kadar çok transfer yapılmasına rağmen ve yönetimin başkanın, sportif direktörünün büyük mesai ve para harcayarak yapılan transferlere bakıyorsunuz. Yani Ağustos ayında yapılan transferlerden bir çırpıda en az bana 4-5 tane isim sayarsınız. İşte Adem'i gönderildi. Sizden istediğin performansı alamıyorsun. Perotti gitti. Mert Hakan geçen seneki performansından eserler yok. Savunmanın merkezine bakıyorsunuz. Stoper hattında sürekli bir değişiklik oluyor. Hani bu takım niye oluşamadı? Evet bir teknik adama bu kadar transfer yaparsınız. Bir süre bir kredi tanımanız gerekiyor. Ama bu limitleri zorladı. 26 hafta değildir. 26 hafta sonunda en azından şunu söyleyebilirdik. Ya Fenerbahçe işin savunma kısmını çözdü. Hücumda da organizasyonunu çözerse ki Abdullah Hoca'nın Trabzon'da ilk yaptığı gibi savunma takım savunmasını yapamıyoruz. Bunu becerdi ve kazanmaya başladı. Fenerbahçe'de Erol Hoca ile beraber bu takım neyi kazandı? Bırakın kazanmayı. Bana göre bireysel performans olarak bazı oyuncuları yukarı çekeceğine bu oyuncularda kayıp var. Caner'de ben bir düşüş görüyorum. Sizin fikrinizi bilemem. Ama Gökhan'da da bir düşüş görüyorum. Bilmiyorum hocam. Kişisel Ozan Tufan'da zaman zaman dalgalanmalar görüyorum. Sosa'da görüyorum. Novak ortalıklarda yok. Bakıyorsun Perot sakatlandı gitti. Pelkas kötü başladı. Müthiş devam etti sakatlandı. Sizse nerede geçen senenin gol krallığı? Nerede o kadar atılan goller? Ortalıklarda yok. Tiam benim evimin önü işte. Şimdi kafamı çevirdim ve buradan stadı görüyorum. Burada ben Tiam'ı çok uçarken gördüm yani. Savunmanın arkasına atılan bir topta direkt kaleye inen gol yapan Tiam gördüm. Nerede bu Tiam? Sinan Gümüş Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Döndü geçen sene biliyorsun Antalya'da yarım sezonda Podolski ile beraber muhteşem işler yaptılar. Hamilton, Podolski, Sinan. Antalya Spor'da büyük işler, güzel işler, keyifli futbol yok. Hiçbiri yok. Yani hepsine mi bir şey oldu? Hani hepsi mi ayarlasanız bu kadar form düşüklüğü olmadı. Burada Evet. Burada fatura ister istemez bu saydıklarımdan dolayı teknik adama kesilir. Ve o nedenle de senin sorunun cevabına gelince hafta sonu oynanacak karşılaşma Fenerbahçe için bir Süper Lig derbisi olan, ben böyle diyorum da geçen gün yazdım onu, derbinin hakeminin Süper Lig derbisinin hakeminin ismi işte Halil Umut Melal olarak tahmin ediyorum diye yazdım. Altına bir sürü şey yazmışlar işte derbi değildir diye. Ben tırnak içinde özellikle Süper Lig derbisidir dedim. Evet. Aynı şehrin takımlarının maçının derbi olduğunu biliyoruz. Ama Fenerbahçe için bir Trabzon maçından öte bir karşılaşmadır. Bu nedenle ben eminim ki iyileşirse ki son bir MR'ı çekilecekmiş Gustavo'nun forma giymesini. Bilemiyorum İrfan Can'ın son durumu nedir ama Gustavo İrfan Can'ın takıma dahil olmasıyla birlikte aynı şekilde Mesut'un da performansının çok daha yükseklere çıkacağını. Çünkü bunu bir orkestra olarak düşünün. 8-10 tane 11 tane virtüöz var ama hepsi farklı notalara bastığı zaman o ne kadar kaliteli virtüöz olurlarsa olsunlar o parça dinlenmez hale geliyor. Herkesin aynı notalara basması için de işte bölgesel olarak
Orada savunmanın patronu Serdar'dır. Orta alanın patronu Gustavo'dur. Ön bölgenin patronu Mesut'tur. Yanında da yardımcı aktörler vardır dediğinizde o takım farklı bir hale gelebilir. Ben Fenerbahçe'deki benim adıma beklentim bu. Ve bu beklentimi karşılayan bir Fenerbahçe'nin de her şeye rağmen yine de şampiyonluğa en yakın takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocam nota demişken, orkestra demişken bağlama çalar. Ben Yedike'nin birinin akorunu ayarlayamazsam sinir olurum yani. Tabii. O yüzden takım olmak için. Kendine isyan ediyorsun, değil mi? Evet, kesinlikle. Hocam Abdullah Avcı demişken, Abdullah Avcı geldiğinde Trabzonspor'un maç başına yediği gol ortalaması 2 idi. Şimdi birinin altına düştü. Yani şu var. Benim takım arkadaşım hem İstanbulspor'da hem Kasımpaşa'da beraber oynadık. Beraber şampiyonluklar yaşadık. Beraber kümede kalma mücadelesi verdik. Okul arkadaşım, semt arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Onun için sahip olduğu teknik adam özelliklerinin yanında sahip olduğu taşıdığı kalbinin atışını da bilirim. Ama şu var. Onun için de çok teknik adam olarak şanssız dönemler oldu. Mesela Fenerbahçe'nin özellikle çok büyük sıkıntı yaşadı, çok büyük darbe aldı. O 3 Temmuz sürecinde milli takımın başındaydı ve o 3 Temmuz süreci sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu için de çok büyük bir darbe aldı. Darbe vurdu. O dönemde milli takıma gelip performans yapmak futbolculara inan zul geliyordu. Birbirleriyle konuşmayanlar vardı, bu süreçten etkilenenler vardı. Çok kaotik bir ortamda milli takım teknik direktörü oldu ve sıkıntılar yaşadı. Ve çabuk görevinden ayrıldı. Ardından Başakşehir tekrar bir dönüş yaşadı. Orada işte 3-4 sene zirve mücadelesi verdi. İkinci oldu. Son 3-5 haftada şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Ve Evet. sonra bir ayrılık yaşandı. Ve ayrılıktan sonra takımı şampiyon oldu Okan Buruk Hoca'yla. Hep bunları zincirin bir halkaları olarak düşünmenizi istiyorum. Sonrasında Beşiktaş macerası başladı. Beşiktaş'ın belki de bütçe olarak en kötü dönemindeydi ama yaptığı transferler işte Tyler Boyd'u, Enkudus'u, bunun yanında birkaç tane daha ismi sayarsak Lens'i çok Beşiktaş'ta faydalı olamadı ve orası da Abdullah Avcı için bir sıkıntılı bir dönem oldu. Ardından Trabzonspor, sezon başı da vardı Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın işi ama sonra yönetim ve başkan Eddie Newton'la yola devam etme kararı aldı. Açıkçası devre arasında işte bu son dönemde devre arasından önce daha doğrusu Trabzonspor'a gelmesi Trabzonspor için alınan neticelerden sonra doğru isim, doğru teknik adam olduğu ortaya çıktı. Ama ben o dönemlerde bir dostu bir arkadaşı olarak şunu düşünüyordum. Son şansı diyordum. Çünkü milli takım Başakşehir ve Beşiktaş. Bundan sonra Abdullah Avcı'nın gideceği şampiyonluk mücadelesi veren takımların sayısı azalıyor. Trabzonspor'da eğer bir başarı yakalayamazsa şu anda Ersun Yanal'ın olduğu gibi bir Anadolu teknik direktörü hani klasman düşmektir açıkçası teknik direktörlük dilinde bu. Yani İstanbul'u kaybetmişsinizdir, Trabzonspor'u kaybetmişsinizdir, milli takım yolunuz kapanmıştır. O zaman Anadolu takımlarında ya çalışacaksınız ya da ben statü düşmeyeceğim deyip oturup evinizde bekleyeceksiniz, kazandıklarınızı yiyeceksiniz. Böyle bir tercih durumundaydı ama şu gösterdi ki Abdullah Avcı Trabzonspor'da çok sıkıntılı bir dönemde yakaladığı bu çıkış oyun kalitesi artı takımdaşlık ruhu artı kentin dinamiklerini hayata geçirmesi Abdullah Avcı için çok büyük bir başarıdır. Umarım bu başarısını Trabzonspor'da devam ettirir. Hele bir de Trabzonspor'da şampiyonluk yaşarsa herhalde Abdullah Avcı uzun süre ayakları yere değmez. Çünkü çok şampiyonluk özlemiyle, hasretiyle yanan bir takımda çalışıyor. Herhalde şunu isterdi. Şu yakalanan seri galibiyetler, kaliteli oyunlarda bir de o eski Avni Aker hep aklımızda kalmış ama Şenol Güneş Stadı'nın full dolu olduğu bir Trabzonspor takımının başında çıkmayı çok arzu ederdi herhalde. Bakalım hocam inşallah. Fenerbahçe Trabzonspor demişken siz de eski bir kalecisiniz. Benim aklıma tabii Altay'la Uğurcan da geliyor bu maçlarda genelde. İki tane değerli kalecisi var iki kulübünde. Evet. Altay, Uğurcan, Mert, sizce milli takımın kalecisi yazın kim olmalı? Şimdi tabii milli takım güncel performans yeridir. Güncel performansı yüksek olanın formaya daha yakın olduğu bir platformdur. Çünkü güncel performanslarının sizi aday kadroya çağrılmanıza, davet edilmesine sebebiyet verir.
Şimdi bu şekilde milli takım kalesine baktığınız zaman Şenol Hoca'nın işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü takımıyla birlikte Mert, ki Mert bizim Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmalarında bizi oraya götüren en önemli isimlerden bir tanesiydi. Biz TRT Spor olarak yayıncı kuruluş olduğumuz için yurt içi ve yurt dışındaki bütün milli maçlarda görevliydim. Yorumcu olarak gittim. Yakından izledim. Yani iki Fransa karşılaşmasını, bunun gibi birçok karşılaşmayı, Mert'in bizi nerelere, kırılma noktalarında yaptığı kurtarışlarla nerelere taşıdığını çok iyi biliyorum. Yani orada bir pasta varsa, Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsak, bu pastanın biraz büyük bir kısmını Mert'e ben gönülden veririm yani açıkçası. Şenol Güneş, acaba adına vefa demek istemiyorum. Bunun vefayla pek alakası da yok ama Mert'le mi başlar ki götüreceğini, çağıracağını, bir sakatlığı olmazsa Allah korusun, çağıracağını düşünüyorum. Ama öyle de bir Uğurcan performansı var ki, o kadar milli takım kalesini fazlasıyla hak ediyor ki, Uğurcan'ı da kaleye geçirirse tahmin ediyorum kimseden niye geçirdin demez. Eğer güncel performansa bakarsanız açıkçası ben de bugün kaleyi gözüm kapalı Uğurcan'a veririm. Arkasından tabii bakıyorsunuz Altay'da milli takımı çok zorluyor performansıyla. Ersin performansıyla zorluyor. Bakın yani o kadar çok yerli isim sayabilirim ki mesela benim dikkatimi çeken her ne kadar zaman zaman hatalı goller yese ki yiyecek. Göztepe'nin kalecisi İrfan Can benim çok dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi. Kalecilik kumaşının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani Hocam kaleci... Günay da iyi sezon geçiriyor bence. Efendim? Günay Güneş de bence iyi bir sezon geçiriyor. Günay çok haklısın. Geçen seneki performansı da mükemmeldi. Bu sene de gerçekten çok başarılı, çok kritik kurtarışlar yapıyor. Mesela Sumitika gittikten sonra çok sallanabilecek bir hale gelmişti takım ama orada yine çıktı, başrol aldı ve rolünü de çok iyi tamamladığını, tiradını çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hocam, futbolculuk döneminizde en çok oynamaktan keyif aldığınız futbolcu kimdi? En çok oynamaktan keyif aldığım futbolcu. Valla benim çok severek belki Türkiye'de istediği veya hak ettiği yere çok fazla geldiğini söyleyemem ama son günlerde de adı çok farklı konularda gündeme geldi. Siz gençler çok fazla hatırlamazsınız ama Feyzullah Küçüklerim, Malatyaspor, Ünal Karamanlı dönemde, Ederli Carlos'lu dönemde, Malatyaspor'un zirve yaptığı dönemlerde müthiş bir futbolcuydu ve gördüğüm dayanıklılığı, devamlılığı en yüksek oyuncu, fizik kalitesi en yüksek oyuncu. Bunun yanında muhteşem bir oyun zekası ve top tekniği. Hakem Zorbay Küçük'ün babasıdır biliyorsun. O oyuncuydu. Onunla oynamak apayrı bir keyifti. Çok çok özel ve farklı bir oyuncuydu açıkçası. Peki teknik direktör desem? Teknik direktör deseniz birçok isimle çalıştım ama çok zor bir kişilik, çok zor bir karakter olmasına rağmen Şenol Güneş derim çalıştığım hocalar arasında. Hoca Peki çok hocam. değişti ama tabii bizim dönemimizde hoca çok farklıydı. Bunu kendisine de söylediğim için yani TRT ekranlarında canlı bir programda ikimiz beraber olduk. Moderatör arkadaşla beraber. Orada da söylediğim için söyleyeyim. Bu hoca için artı bir şey bana göre. Hani bir futbolcusu, eski bir futbolcusu olarak o dönemlerde bunu hissetmem ama şimdi yeni dönemlerde hocanın bu konuda kendisini çok iyi törpülemesi olumlu yönde beni mutlu ediyor. Önceden biz Şenol Hoca'nın yanına giderken işte böyle çekinerek giderdik. Hocanın böyle dakikası dakikasına uymazdı, değişikti böyle. Bazen çok iyi bir cevap alabilirsiniz, bazen çok farklı bir reaksiyon alabiliyordunuz. Ama bunun futbolcu hoca teknik adam ilişkisine zarar verdiğini anladı ki demek ki hoca şu anda gerçekten zaman zaman basına karşı açıklamalarında sert olsa da oyunculara karşı hoca bir pamuk şeker kıvamına gelmiş. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Peki hocam. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ben keyif aldım. Dinleyenler de keyif almışlardır. Size de teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum platformunuzda. Umarım istediğiniz yerlere en kısa zamanda gelirsiniz. Ben de teşekkür ederim hocam. Ekibim adına yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Kendinize iyi bakın hocam. Kendinize iyi Hoşça bakın. İyi kalın. akşamlar.
Sağ olun, iyi akşamlar.